Merhaba sevgili dostlar. Weber'in Renkli Bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, yeni sukulentlerden başladım. Gördüğünüz gibi havalar soğudukça renkleniyor benim güzellerim. Bunlar da böyle, adı neydi bunun? Unuttum. Geçen gün söktüm istemeyerek. Strese girdi bakın. Lola, evet. Ah, bu isim hafızam ne olacak benim böyle? Çünkü hepsinin ismi Çin Çan Çon. Ezberleyemiyorum, ne yapayım? Bu da tombulumuz. Evet, sevgili dostlar, bir tane kargomuz var ama bugün hazırlamayacağım. Bugün havalar çok soğuk. Zaten salı günü göndereceğim için şimdiden hazırlamak istemiyorum. Şöyle, bunun rengi çok güzel, çok hoşuma gidiyor ama şöyle. Özel türmüş, klasikmiş, benim için hiçbir şekilde fark etmez. Önemli olan güzel ve gösterişli olmaları. Şunların renklerine bakar mısınız? Hiçbir özele değiştirmem ben bunu. Bakın. Ha, başka bir memlekette olsaydı, yani daha soğuk bir iklimde olsaydı çok çok daha güzel olacaktı. Bu da bir türlü gelişmeyen, neydi adı? Aman, Pulvinata'ymış. Ne yapayım? Pulvinata, evet. Bunlar da krasulalarımız. Kargonun bir kısmını söktüm. Gönderilmesi gerekenleri, bir kısmını da bıraktım çünkü bugün çok soğuk ve rüzgarlı. Şöyle, gördüğünüz gibi bunlar haftaya yolcu. Haftaya dediğim salı günü hayırlısıyla inşallah. Çünkü ben kargolarımı salı günü gönderiyorum. Hem yoğunluk olmuyor, hem de daha rahat sarıyorum. Daha rahat gönderiyorum. Evet sevgili dostlar. Öbür tarafa bugün gitmedim. 2 gündür gene dediğim gibi her zaman dama çıkmadım. Çünkü hava bayağı soğuktu. Şimdi öbür tarafa döneceğim. Bakalım ne var ne yok. Bunun renklerine bayılıyorum ya. Ama kuşlar rahat vermiyor ona. Didikleyip duruyorlar. Onun için bu balkondaydı aşağıda. Ben de buraya getirdim. Dediğim gibi hem özeller hem de klasikler benim için çok çok kıymetli. Bu ne ya, bilmiyorum ismini. Çok güzel. Bunu söktüm. Bir tanesini söktüm. Her tarafı kirlettim. Krasulanın rengine bakın. Çok güzel. Muhteşem. İşte özeller bunlar. Ama artık satış yapmayacağım bunlardan. Şöyle. Yapmayı düşünmüyorum. Onları böyle bir kasaya dizeceğim ayrı. Şöyle kasaya dediysem, ben güzel bir saksı alacağım onlara. Onları öyle dizeceğim. Bunlar hiçbir şekilde gelişmiyor. Sezon sonu dikmiştim ama ne olduklarını bilmiyorum. İsim hiç bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Güneşe doğru olanlar çok güzel gelişiyorlar, ellenler. Evet. Onu bağladım, çok ağırdı. Bir sürü de yaprak yoldum. Arkadaşlar, işin ilginç tarafı bunlar kristal olduğu için kopardığım yapraklar bebiş verdiği zaman da bebişler de kristal oluyor. Şuna bakın, çok güzel. Bundan daha almam lazım. Biraz hafifleteyim hem de olur. Daha güzel gelişir. Dibine atayım. O yavru verdiği zaman ya da kök verdiği zaman başka yere dikerim.
Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bir tane kargom, iki tane kargom var ama bugün onları hazırlamayacağım. 30 tane çelik bir tanesi, bir tanesi de o gördüğünüz. Başka bir tür var daha, onları da göstereceğim. Bunlar da leş kaktüsleri. Hepsi güneş görmeliler, yoksa hastalanıyorlar. Çok şükür şu an bir sıkıntı yok. Ama onlarda olur mu bilmiyorum, hiç güneş görmedikleri için. Bu biraz bozulmuş gibi. Ya da kış geldi diye mi bilmiyorum, kış rengini almış. Evet evet, kış rengini almışlar. Bunlar da aynı onlarım. Böyle şimdi açıldılar. Ama yaz ayında harika bir form alıyorlar. Çok çok güzel bir form. Bu yemyeşil görünen yaz ayında simsiyah oluyor. Kapkara bir şey ortaya çıkıyor. Bu da çok sevdiğim leş kaktüslerimden bir tanesi. Bunları toplayacağım. Ayrı bir yere dikeceğim. Ama şimdi değil. Artık Şubat'ın sonunda. Evet, rüzgar çıktı. Eminim sesi bozacak şimdi. Bunlardan da biraz daha alayım. Sonra anaç yaparım ben bunları. Günden güne büyüyor benim trompettalarım. Bu tamamen ölmüş bu yaprak. Ama bunlar çok güzel gelişmiş. Albert Baynes'lerim. Bunlardan sadece birkaç tane kaldı. Şöyle bakalım. Bunu da iyice değiştirmem lazım. Yarı torf, yarı da bahçe toprağı koyacağım. Bu da erimiş. Halbuki susamış ama su da vermedim. Ama ne için erimiş ben de bilmiyorum. Bu da Graptiveria paraguayense. Bunların hepsi öyle. Graptiveria paraguayense. Bunlar da leş kaktüslerimiz. Spring time açacak. Gördüğünüz gibi çiçeğe durmuş. Demek ki hoyalar soğuğu sevmiyor. Yaprakları böyle yanmış. Sürekli de ilaçlıyoruz. Yoksa bit çok sever bunları. Böyle buraya çıkardım. Şöyle. Buraya tel serdim. Onu böyle çaprazlama sardıracağım. Evet. Bunlar da çok sevdiğim trompet dalarım. Kabarcıkları bayağı belirgin olmuş.
Bakar mısınız? Bin dallılarım yaprak dökmüş çünkü susamış. Su vermem lazımdı, unuttum onları, birkaç gündür çıkmadım. Evet. Yaprak yatırdım ama ters bir zamanda yatırdım. Çünkü kış geldi, gelişmiyorlar. Evet. Bu da graptomuz. Normal grapto işte. Bu da tubanslarımız. Geçen gün su verdim, birkaç gün önce. Çok güzel geliştiler. Beni çok seven ekonopsislerim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bütün bitkileri çok seviyorum. Aa, sıkışmış bu. Şöyle. Bu sene inşallah bunlar açar da renklerini görürüm, tohumdan büyüttüklerim. Evet, yapraktan büyütmeye çalıştığım titubanslarım. Yaprak yatırmayacağım, yatırmayacağım diyorum ama kırıldı mı da atamıyorum. Mutlaka bir yerle yerlere yerleştiriyorum böyle. Bunları da değiştirmem lazım. Ha gayret. Bir 15 gün daha dayanın güzellerim. Şubat'ın 15'inden sonra rahat rahat çalışabilirim burada artık. Evet sevgili dostlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.